Merhabalar. Siyer serimize devam ediyoruz. Bu videomda Hazreti Peygamber'in nübüvvetine itiraz eden müşriklerin bu itiraz gerekçelerinden birisi olan atalar inancına değineceğim. Atalar kültürünün nasıl nübüvvet inancına veya nübüvvete inkara dönüştüğüne dair detayları ele almaya çalışacağım. Öncelikle belirtelim ki Araplar oldukça muhafazakardır. Atalar kültünü, atalar dinini, geçmişi olabildiğince yüceltirler ve bunun üzerinden kendilerini tanımlarlar. Yani diğer bir deyişle oldukça sıkı bir şekilde hatta körü körüne atalar geleneğine, atalar dinine, atalar inancına bağlıdırlar. İlk başta Resulullah'ı anlamamışlardı. Hatta hatırlarsanız bir videomda demiştim ki yani Arapların Hazreti Peygamber'e karşı ilk yaklaşımları ya bu cinlenmiş, delilenmiş, çok özür dileyerek söyleyeyim. Tabii ki sevgili Peygamberimizi tenzih ederek söylüyoruz ama mahallenin delisi gibi muamele çekmişlerdir ve onu alaya almışlardır. Kimisi ona peygamberliği yakıştıramamış, işte ebter oluşunu dile getirmişler, kabilesinin zayıflığını dile getirmişler. Çok çok farklı gerekçeleri vardır. Ve bundan biraz daha böyle öne çıkan atalar kültünü bu vesileyle o ele alacağım ve bu da gerekçelerinden birisiydi. Şimdi saydıkları bir takım gerekçeler veya sıfatlar Hazreti Peygamber'in söylemini engellemeyince veya tebliğinin önünü kesmeyince bu sefer atalar kültü üzerinden Hazreti Peygamber'i Resulullah'ın nübüvvetini boşa çıkarmaya çalışmışlardı. Özellikle de bu ve enzir aşiretekel akrabin ayetinden sonra yani yakın akrabanı uyar dedi. Yani aile efradı ve çevresi yani davet Mekke sokaklarına inince tebliğ herkes tarafından duyulunca tabii en önemli konulardan birisi olmuştur ve sürekli de konuşulur hale gelmiştir. Dikkat ederseniz ilk vahiylerde daha çok tevhid, nübüvvet, ahiret, cennet, cehennem, hesap günü gibi temel konular ele alınmıştır ve bunlar üzerinden mesaj aktarılmıştır. Henüz müşriklerin inancı yerilmemiştir. Yerilmediği için atalar dinine doğrudan bir atalar dini hedef alınmadığı için bu süreçte Resulullah'ı ya anlamaya çalışmışlar, ya alaya almaya çalışmışlar, ya onunla uzlaşmak istemişler, ya bazen engelleme gibi girişimlerde bulunmuşlar ki ileriki safhalarda göreceğiz. Amca Ebu Talip üzerinden onu engellemeye çalışacaklardır ve sonuçta tehdit, baskı, şiddete kadar bir yol izleyecekler. Bu 5. yıla doğru başlayan bir süreçtir. 5. yıla kadar aslında şu anda da ben de zaten 3 ve 5. yıllar arasındaki gelişmeleri anlatıyorum. Bu süreçte Hazreti Peygamber'e veya onun nübüvvetine bir takım itirazlar dile getiriyorlardı. İşte bu itirazlardan birisi de bu atalar kültüdür. Çünkü ona belli bir cemaat yani her ne kadar kısıtlama getirseler veya alaya alsalar da ona belli bir cemaat inanmış ve bu inananlar da kendi çocukları. Tabii bunları çeviremeyince bu sefer ya veya onlara engel olamayınca bu sefer yani muhalefetin şiddeti veya dozu biraz daha artırılacaktır. Ve buna karşılık da Kur'an davetin sesinin daha yüksek bir veya kararlılıkla sürdürülmesini isteyecektir. Nitekim de işte Hicr suresinin 94. ayetinde Festa bima tu'mer diyor. Yani sana yani aynı şekilde de ve enzir şey ve a'riz anil müşrikin aynı ayetin devamında. Yani sana emredileni açıkça haykır ve müşriklerden yüz çevir. Bu ayet aslında doğrudan bir şeyi andırıyor. Resleşmeyi andırıyor. Yani festa bima tu'mer. Dolayısıyla da sana emredileni açıkça haykır. Yani onların baskılarına boyun eğme. Va'riz anil müşriklerden yüz çevir. Bakınız 3. 4. yıllarda artık yer yer Kur'an açıktan tebliğe başladı. Ama katı itirazlar üzerine bir türlü bitmek bilmeyen, tükenmek bilmeyen bahaneleri üzerine ki Kur'an yer yerde bunların bahane bulmaya yönelik amaçlarının olduğunu söyler ve onlara inanmaması gerektiğini, daha doğrusu onlara kanmaması gerektiği konusunda Resulullah'ı uyaracaktır. Ve onların bu katı tutumları karşısında ki zaten Kur'an'ın en çok yerdiği konulardan birisi İslam öncesi toplumun bu katı tutumudur. Toplumun da tamamı değildir.
Mekke'nin mütrefleri dediğimiz belli kişilerdir bunlar, belli elitlerdir. Yani aslında Resulullah Mekke'de bu aristokrat dediğimiz belli sınıfı aşamadı. Yoksa yani diğer insanlarla çok kolay bir şekilde temas kurabiliyordu. Fakat onların baskısı nedeniyle insanlar onunla yan yana gözükmekten korkarlardı. Bugün de böyle değil midir? Mahalle baskısı nedeniyle veya iktidar baskısı nedeniyle veya ne bileyim çeşitli saiklerle insanlar bir yerde olmaktan çekinirler. Aman tatlı kazancım gitmesin diye. Aynı tablo o dönem içinde geçerlidir. Dolayısıyla da müşrikler de bu bağlamda, müşrik önderler toplumda ciddi bir baskı unsuru oluşturmuşlardır. Ve yer yerde Resulullah'a bir takım vaatlerde bulunarak onun aklını çelmeye çalışmışlardır. İşte bunun üzerine de sen onlara aldırma yoluna devam et bağlamında, ki bu Hicr son derece önemlidir, 94. ayeti. Festa bima tu'mer diyor. Yani sana emredileni açıkça haykır. Yani buradaki benim okumam şöyledir. Yani Resulullah'ın bu dönemdeki tebliği müşrik önderleri çokça ikna etme yoluna gitmiştir. Hatta yer yer adeta kendisini yıpratmıştır ki Kur'an, yani sen sadece uyarıcısın, yani müjdeleyicisin. İlla onların inanmasını bekleme, adeta kendini yıpratacaksın gibi telkinlerde bulunuyor. Burada Resulullah'ın duruşu adeta şunu andırıyor. Yani dikleşmeden dik durmak. Ödün vermiyor ama hiçbir zamanda onlarla da onların tahriklerine de kapılmıyor. Böyle bir tebliğ projesi veya metodu vardır Resulullah'ın. Bu ayet o yüzden tebliğ metodunun yol haritasını belirlemek bakımında son derece önemlidir. Müşrikler hani genelde şöyle de bir tablo vardır. Yani daha doğrusu tablo dedim, iddia vardır. Efendim işte nübüvvete yakın dönemde Arapların peygamber bekledikleri gibi bir iddia, genelleme olarak anlatılır. Belki bunu daha bir video olarak ele alabilirim ama şu kadar söyleyeyim sevgili dostlarım. Müşrik Araplar dinlerinden son derece memnunlardı. İleride peygamber gelecek de bizi kurtaracak gibi hiç de böyle bir beklentileri yoktu. Din değiştirme gibi bir talepleri de hiç olmamıştı. Zaten Resulullah'a itirazlarından bunu anlarsınız. Millet şimdi siyer diye bu gibi gerekçeleri ileri sürüp bunlar üzerinden Hazreti Peygamber'in gelişine ilahi bir zemin hazırlamak veya müsait bir zemin hazırlamak adına dile getirilmiş, yani İçi boş iddialardan başka bir şey değildir. Bunu zannediyorum videolarımın birisinde söylemiştim. Keza Yahudilerin güya peygamber beklediğini iddia ederler ki zaten Yahudilik peygamberliği taca atmıştır. Ne alakası var peygamber bekliyorlarmış. Dolayısıyla da müşriklerin de peygamber beklediklerine dair bir emare hiç gözükmez. İtirazlara hiç böyle bir şey yansımamıştır. Bakınız mesela şunu demiyorlar. Yani biz gönderecek Nebi'nin sen olacağını tahmin etmiyoruz demiyorlar. Veya bizim beklediğimiz Nebi sen değilsin demiyorlar. Tam aksine yani Allah, sen kimsin ki Allah seni muhatap alsın? Alsa alsa bizi alır. Ve Allah bir insanı muhatap almaz. Dolayısıyla da onların zihin dünyalarını anlamanız gerekiyor. O yüzden bol bol millet bu hikayeler üzerinden güya siyer tanımlaması yapıyorlar veya siyer anlatıyorlar. Hiç alakası yok. Müşrikler kendi inanç kodları üzerinden Hazreti Peygamber'in nübüvvetini veya onun okuduğu vahiyleri boşa çıkarmaya çalışmışlardır. Bu bağlamda da sığındıkları limanlardan birisi de atalar kültüdür, atalar inancıdır. Neden? Çünkü biz senin gibi daha önce birisini görmedik. Biz atalarımızdan ne gördüysek ona inanırız. Bu bağlamda katı bir tutum takınıyorlar ve buradaki temel hedeflerinde aslında ne olduğunu görüyoruz. Resulullah'ın öğretisi, anlattığı din ne yapıyor? Cennetten, cehennemden, hesaptan bahsediyor. İleride bir hesap olacağından bahsediliyor. Bahsediyor, tevhide vurgu yapıyor, eşitliğe vurgu yapıyor. Yardıma, dayanışmaya. Bunlar tabii Mekke'nin aristokratlarının statüsünü veya toplumdaki saygınlıklarını bütünüyle sıfırlayan temel kriterler. O nedenle de Resulullah'a şiddetli tepki gösteriyorlar. Dolayısıyla da davete karşı katı tutum takınmalarının en önemli sebebi bu elde ettikleri kazanımlarını, statülerini veya mülklerini kaybetmeme korkusudur.
onları kaybetmemek için olabildiğince içe kapanacaklardır. Dikkat ederseniz Resulullah'a Mekke elitlerinden hiçbir tanesi inanmamıştır. Ve 13 yıllık Mekke dönemi boyunca Resulullah'ın çok az sayıda bir cemaati olacaktır ki, kaldı ki buna ileride değineceğim ama yeri geldiği için söylüyorum. Aslında 5. yıla kadar, hadi 6. yılda diyebiliriz, 6. yıla kadar Müslüman olacaklar zaten oldular. Dikkat edin, 6. yıldan bir daha Medine'li müminlerle veya Medine'den gelen heyetlerle tanışana kadar Resulullah'a kimse inanmayacaktır ki. Topladığınız zaman Mekke'deki 13 yıllık, 12,5, 13 yıllık davet sürecinde yani 500 kişi bile inanmamıştır Allah Resulüne ve bunların arasında öyle kalbur üstü adamlardan, mesela Mele Meclisi dediğimiz veya Darun Nedve üyeleri dediğimiz insanlardan bir tanesi yoktur. Zaten bir tanesini yanına çekse diğeri çorap söküğü gibi gelecektir. O yüzden çok fazlasıyla özveride bulunmuş ama bir türlü de Resulullah onları ikna edememiştir. Burada da işte daha önceki videomda cin inancı üzerinden ona itirazlar yönlendirdiklerine değinmiştim. Bu videoda da atalar kültü, atalar inancı üzerinden kendilerini hani savunmaya almışlardır ve asla kabul etmiyorlardır. Onların vahiy geleneğinden gelmedikleri için, nübüvveti bilmedikleri için, gaybtan bilgi yolunun sadece cinler vasıtasıyla geldiğini düşündükleri için onların itirazları bu yönde odaklanmıştır. O nedenle de tevhid geleneğine sahip olmadıklarından yani veya kitabi ve peygamberlik geleneğine sahip bir inancı inanç kodlarıyla yetişmediklerinden cennet, cehennem, ahiret gibi konularda tamamen sessiz kalırlar ve sadece işte cehennemde ateş var, ateşin olduğu yerde zakkum ağacından bahsediyorsa ya ateşte de ağaç mı yetişir gibi böyle malayani itirazlar dile getirilir. Daha ötesine geçmez. O yüzden de gidip Medine'deki Yahudilerden bilgi alacaklardır Resulullah'la daha teolojik anlamda da mücadele etmek için. Dolayısıyla da bunların temel özelliği nedir? Mal düşkünlüğü ve güce itibar etme ve aynı zamanda bu itibarı koruma, saygınlık, evlat çokluğu bunlar Mekke elitlerinin temel kriterleridir. Ve bu aynı zamanda yerleşik düzenin bu şekilde devam etmesi onların hani statülerini koruması anlamına geliyordu. İşte bu yüzden Hazreti Peygamber'e ziyadesiyle katı bir tutum takınıyorlar ve sıkı sıkıya da geleneklerine bağlı kalmaya çalışıyorlar ve bu nedenle de Hazreti Peygamber'i teolojik olarak onunla tartışamadıkları için, çünkü bilgi dağarcıkları buna müsait değil. Dikkat ederseniz Resulullah Medine'ye geldiği zaman daha sıkı muhalif olan Yahudilerle karşılaşmıştır. Çünkü Yahudiler aynı zamanda teolojik geleneğe sahipler, peygamberliği biliyorlar, vahyi biliyorlar. Ne diyorlar? Madem sen Allah'tan vahiy alıyorsun, senden önce biz vahiy geleneğine inanıyoruz, sen gel bizim dinimize inan. Bakınız bu tarz bir itirazı Mekke'de göremezsiniz çünkü adamların böyle bir geçmişi, bilinci yoktur. Belki birilerinin hemen aklına gelir hocam Hazreti İbrahim ama Hazreti İbrahim geleneği çok çok ötelerde kalmıştır. Bilmiyorum Haniflik'le ilgili daha önce cahiliye dönemini ele alırken videom var mıdır ama Haniflik'te Hazreti İbrahim'in dinin öğretisinin bir devamı gibi algılanır ama onlar tevhid geleneğinden geldikleri, tevhide inandıkları için Mekke'de bazı isimler vardır. Keza Hazreti İbrahim'i de Kur'an-ı Kerim Hanif olarak nitelediği için bunları Hazreti İbrahim'in öğretisinin devamı gibi göstermişlerdir ama aslında Mekke'deki muvahhidlerin İbrahim'i gelenekle yani doğrudan bir bağlarının kalmadığını da bu vesileyle belirtmiş olayım. Sonuç itibarıyla Mekkeli müşriklerin temel şeyi, buradaki itirazlarının odaklandığı nokta atalar kültü üzerinden kendi statülerini korumak. Bunun için de Hazreti Peygamber'le teolojik anlamda tartışamadıklarından onu sabii olmakla nitelemişlerdir. Onu gelenekten kopmakla nitelemişler ve bu bağlamda sabiilik aslında Kur'an-ı Kerim'de zikredilen sabiilik dinine, inancına mensup olanlar değil. Aksine sabiilik atalar dininden, gelenekten kopmak anlamında kullanılan veya buna eşittir tam karşılığı sapıklık anlamında kullandıkları bir sıfattır. Yani birisi Müslüman olduğu zaman mesela Resulullah'a böyle diyorlar. Aynı şekilde Ebu Zer el-Gıfari içindeki o kendi isteğiyle geliyor Müslüman oluyor. Ebu Zer el-Gıfari'yi de sabii olarak niteliyorlar. Hamza Müslüman oluyor peygamberin amcası Hamza bin Abdülmuttalip. Onu da sabii olarak niteliyorlar.
Daha sonradan Ömer bin Hattab, yani Hazreti Ömer Müslüman oluyor. Onu da Sabi'i olarak niteliyorlar. Bir ara Velid bin Mughire'yi Resulullah çok ikna etmek ister ve büyük oranda da Velid yani Resulullah'a itiraz edemez. Biraz böyle yumuşar gibi olur ve daha sonra muhataplarıyla konuşurken ya Muhammed'le epey konuştuk ya aslında onun söylediklerinde bir takım gerçekler de var falan deyince hemen etrafındakiler onu atalar dininden dönmekle suçlarlar ve sende mi sabiyi oldun diye böyle karşı tepki gösterirler. Bir başka mesela elimizdeki rivayette de bu Kinane kabilesinden ileri gelenlerin birisi olan Hufaf bin Eyma diye birisi vardır. O Resulullah'a iman edince Ebu Sufyan'ın onun için işte Hufaf da sabi oldu derler. Ve bu sabi olmak demek aslında sapık oldu demek. Dikkat ederseniz enteresandır. Bugün de tevhid için Kur'an'ı merkeze koyup tevhidi savunan, Kur'an'ı merkeze koyan, vahyi önceleyen ve bu bağlamda geleneksel telakkideki bir takım yanlışları dile getiren insanlar da geleneksel sünni paradigmadan, sünni dogmadan koptukları için veya birilerince öyle telakki edildiği için bunlara da ne derler? Sapık derler. Mesela onlardan birisi de benim. Yani birçok kez duymuşumdur bu şeyi. Sapık bu adam. Niye sapık? Gelenekten sapıkmış. Eyvallah, teşekkür ediyorum ki yani en azından sizin gibi kirli bir inancım yok. Yani bundan da müteşekkirim. Evet, onlara göre ben sapığım. Ama kimin sapık olduğunu Allah daha iyi bilir. Dolayısıyla da bakınız bu cahiliye Araplarının Resulullah'a yükledikleri bir sıfattır veya Resulullah'a karşı kullandıkları bir alçaltma ifadesidir. Ama kendisini Allah Resulü'nün izinden gittiğini zanneden kendisinin bu insanlar kalkıyorlar birilerini, ötekilerini, bir başkalarını kendileri gibi düşünmeyince çok rahatlıkla bu şekilde niteleyebiliyorlar. Dolayısıyla da atalar dinini kutsamak, atalar dini inancını meşrulaştırmak, atalar üzerinden yani kendilerinden kopanlara dışlamak için sürekli atalara sığınırlar ve amansız bir düşmanlık başlatırlar. Bugün de öyle değil midir? Mesela sen falan bunca alim vardı, sen mi bilmesin itirazına bakınız. Yani bunca atalarımız bilmiyordu da sen mi biliyorsun bağlamındaki bir itirazın aynı tipik örneğiydi. Kur'an bunlarla ilgili defalarca açıklama yapmıştır. Birçok ayet vardır ama ben mesela elimdeki kitaptan ki zaten Vahyin Gölgesinde Siyer, gerçi burada kamerada ters alıyor ama bu birinci cilt, birinci ciltten devam ediyorum şu anda. Buradan birkaç ayet okuyayım. Çok fazla da birkaç tanesini okuyayım. Mesela Lokman 21'de diyor ki, onlara Allah'ın indirdiği kitaba uyun denilince, hayır biz atalarımızdan ne görmüşsek sadece ona inanırız derler. Devamı da var da peki ya şeytan atalarını sapıtmışsa diye ayet böyle uyarır. Bir başka ayette mesela Maide 104'te de bu insanlara gelin Allah'ın indirdiği kitaba ve peygambere uyun denildiği zaman atalarımızdan gördüklerimiz bize yeter. Biz onlara uyarız derler. Peki ya ataları hiçbir şey bilmiyorlarsa? Bakınız yine bu şekilde uyarır. Bir başka mesela Sebe suresinin 43. ayetinde ki orada da ne diyor? Kendilerine ayetler açık açık okunduğu zaman bu adamın amacı sizi atalarınızın taptığı şeylerden alıkoymaktır. Başka bir şey değil. Söyledikleri ise uydurup Allah'a isnat ettiği sözlerdir, iftiralardır gibi bir takım gerekçeler ileri sürüp bu şekilde Hazreti Peygamber'i tazif ederlerdi ve atalar dinine ne derece bağlı kaldıklarını ifade etmeye çalıştılar ve atalar dininden ayrılmanın onlar için nasıl bir bakış açısı olduğunu da ayetler çok açık bir şekilde ele veriyor. Devamında da vardır. Mesela onlar atalarını sapkın bir halde bulmuşlar ve bilerek onların peşinden koşarak gitmişlerdir. Bakınız burada da böyle bir açıklama ayetin numarasını da vereyim. Saffat 69-72'ye bakarsanız bunu görüyorsunuz. Ya atalarınız yanlış yoldaysa, keza Zuhruf suresinin 22-24. Ayetlerinde de aynen şu bildikleri tek şey biz atalarımızı bir din üzerine bulduk ve ancak
onların izinden giderek yolumuzu bulabiliriz şeklindedir ve devamı da var ayetlerin. Dolayısıyla da bakınız saydığım ayetler ki bunlar sadece aralardan seçtiğim birkaç cümle. Yani kitaptaki iktibas ettiğim ayetlerin de tamamını okumamışım, okumadım. Dolayısıyla da bütün dertleri atalar dinine sıkı sıkıya bağlı kalmak ve bu şekilde Resulullah'a itirazlarda bulunmak. Bu onların tipik bir inatçı tarzlarıydı ve bu yolla Resulullah'ı tahkir ediyorlardı, tazif ediyorlardı. İşte bunun üzerine Taha suresi gibi, İnşirah suresi gibi surelerde Resulullah'a bir takım teselli mesajları verilmiştir. İşte Taha suresinde biz bu Kur'an'ı sana sıkıntı versin diye indirmedik diyor. Onu işte sadece bir öğüt ve hatırlatma olarak indirdik diyor ve bu şekilde Resulullah'ı teselli ediyor. Veya işte İnşirah suresinde müşriklerin tazikleri veya işte seni aşağılamaları üzerine senin göğsünü genişletmedik mi, ferahlatmadık mı şekilde bu tarzda ayetlerle Resulullah'a teselli mesajları verilmiştir. Konu çok uzundur değerli dostlarım. Zaten ileriki safahatta yine peyderpey anlatacağım. 21 dakika olmuş bakmadım da. Dolayısıyla da burada kesmek durumundayım ama gelişmelere bakılırsa müşriklerle Resulullah arasındaki ilişkiler aslında 5. yıldan sonra kopacaktır ki benim bu siyer anlatılarında göreceksiniz 5. yıl çok önemli bir kırılma noktasıdır ki ben şu anda hala 3 ve 5. yıllar arasındaki şeyi izah etmeye çalışıyorum size, tabloyu izah etmeye çalışıyorum. Ve bu bağlamda da işte müşriklerin Hazreti Peygamber'e itirazlarıyla ilgili hani günümüz Müslümanlarına da bir hani yol haritası olabileceğini düşündüğüm bir takım hususları dile getiriyorum. Mesela onların bu tahriflerine, tazdiklerine karşı sen sadece bir uyarıcısın, işte senden önceki peygamberler de benzer sıkıntılarla karşılaşmışlardır. Yani onlar hemen cezalandırılmıyor diye endişelenme, işte sonunda Rabbin onları cezalandıracak veya daha sonradan işte sen sadece uyarıcı olarak gönderdin, sizin dininiz size, benim dinim bana şeklindeki açıklamalar veya müminleri etrafından uzaklaştır, biz sana ancak böyle inanırız gibi açıklamaları üzerine Resulullah bu şekilde aklını çelmeye çalışıyorlar. Bu sefer de Kur'an ne diyor Resulullah? Sana uyan müminlere kol kanat ger. Şu ara 215. ayette bu şekilde değişik ayetlerle Resulullah'ı bir anlamda korumaya almıştır ama Resulullah'a itiraz, yani Kur'an-ı Kerim Resulullah'a itiraz edenlere baktığınız zaman dediğimiz gibi başta da söyledim öyle bitireyim cümlemi. Başta Velid bin Mughire gibi veya işte Mele Meclisi dediğimiz bu Darun Nedve üyeleri gibi belli başlı isimlerdir ve bunları Resulullah eğer ikna edebilseydi daveti yaymak çok daha kolay olacağı için onları ikna etmek yolunda bayağı çaba sarf etmiştir ama Mekke'deki bu statükocu yapıyı bir türlü kıramamıştır. Bu nedenle de bu aristokrat sınıf onunla yer yer uzlaşma, önce onu alaya almışlar, sonra uzlaşma denemeleri ve bu sefer katı itirazlar ve bu katı itirazlar üzerine de Kur'an en sonu hani fasta bimatu umer dedik ya, yani daveti haykır ve ileride de lekum dinukum veliye din veya işte sen niye bu kadar kendini yoruyorsun, onların hani eğer isteseydi Allah herkesin iman etmesini zaten takdir ederdi, sen sadece anlat geç, onlar üzerine bekçi, zorba zorlayıcı değilsin, leste aleyhim bir musaytır gibi veya işte lekum dinukum veliye din ayetleri gibi ayetlere de Resulullah teselli edilmiştir ve bu süreçteki bu atalar kültünün davete itiraza veya nübüvete itirazının boyutlarını ele almış oldum. Umarım siyerle ilgili düşüncelerinize az da olsa bir katkı sunmuş oldum. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Hoşça kalın.